Merhaba, ben Arkın Çelik. İfade dediğim zaman aklınıza ne geliyor? İfade sizin için ne demek? Çoğunlukla yüz ifadesi, ses tonu gibi kişisel iletişim unsurlarıyla dışarıya aktarılan bir mesajdan söz ettiğimizi düşünebilirsiniz. Haklısınız ama sadece bu kadar mı? Örneğin sizde çok özel anıları olan bir şarkının, bir manzaranın ya da çocukluğunuzdan kalma bir kokunun ifade ettikleri. Sözcükler bunları anlatmaya yeter mi? Bana muhteşem bir konseri, doğal ışıkta sergilenen ustalık eseri bir tabloyu, bir klasiği, dev perdede izlediğiniz filmin içinizi titreten sinema deneyimini aktarın desem. Sözcükler yeterli olacak mı? Sadece sözlerle bütün bu deneyiminizi hakkını vererek tam anlamıyla aktarabilir misiniz bana? Yanıtın hayır olduğuna artık biliyoruz herhalde. Bu durumda ifadeyi tanımlamak için Şöyle bir ifade kullanabilir miyiz? Anlatan ve anlayan tarafından aynı anda yaratılan anlam bağ. Bu durumda bir durumdan, deneyimden bizim ne anladığımızı, ne hatırladığımızı, ne anlatmak istediğimiz ve belki de aslında en önemlisi bu mesajla karşımızda yaratmak istediğimiz etki ve bu etkiden ne anlaşıldı? İfade tasarımı işte bu anlamın nasıl oluştu? Nasıl bir mesajın içine yüklendiği ve nasıl algılandığının bir haritası. Peki bu harita yani ifade tasarımı ne işe yarar? Bütün haritalar gibi bir yola çıkarken gideceği yollar hakkında gerekli hazırlıkları yapmak isteyenler için önceden bilgi sahibi olmalarını sağlar. Aktarılan duygularla, düşünceler ve deneyimlerle karşı tarafta yani alıcıda bir etki yaratmayı ve yaratılacak etkiyi öngörmeyi, hatta çoğu zaman tasarlayabilmeyi sağlar. Aslında tasarım yaptığımız dünyanın da neye benzediğini birazcık bilmek gerekiyor durumda. Topluluk önünde, örneğin bir konferansta, sahnede ışıkların altında. İzleyicinin önünde canlı bir konuşma ya da o günkü 7. online toplantınızda bir sunum yaptığınızı düşünün. Bu sunumu yaptığınız zaman markanızın ya da kurumunuzun verdiği hizmeti, ürününüzün özelliklerini anlattığınızda pazarlama, reklam ve iletişim alanlarındaki her eyleminiz, her eylemimiz bir ifade. Ve bu ifadenin gücü tamamen size bağlı. Şirketin kurumsal iletişim departmanından gelen tanıtım broşürünü ezbere anlatmak pek de etkili bir pazarlama yöntemi değil. Değil mi? Otomobil satın alan ben bir otomobil bayisine gittim. Temsilci, satıcı, otomobili satan kişi araçla ilgili rakamsal her veriyi ezbere bildiği haliyle beni etkileyebilir mi? Sizi etkileyebilir mi? Bu etkileyici olabilir. Bütün rakamları ezbere biliyor ama sadece 380 litre hacmindeki bir bagaja kaç seyahat çantası girerse bebek arabasına yer kalır. Bu sorunun yanıtını daha işe yarar bir bilgi olarak etkili bir pazarlama ifadesi haline dönüştürmek işte o kişinin becerisine bağlı. İyi hikaye anlatma becerisi geliştirilebilen bir yetenek ama kimilerimiz doğal halimizde kendimizi dinletmeyi başarıyoruz. Peki dinleyenlerin dikkatini üzerinde tutmak anlattığınız konuya hakim olduğunuzu göstermek, takılmadan sular seller gibi akıcı konuşmak. Sadece bunlar mı güçlü bir ifadenin göstergesi? Çoğu zaman düşülen büyük bir yanılgı. Etkili bir ifadeyle etkileyici yalanlar söyleyebilmenin, biraz fazla göz boyamanın, ikna kabiliyetinin aynı şey olduğu inancı. Oysa çoğumuz karşımızdakinin dürüst ve samimi olmasını çok güzel ama boş hikayeler anlatmasına tercih ederiz, değil mi? Bu aşamada bu güzel ama anlamsız hikayenin sonunda sorduğumuz ortak soru var. Hikaye anlatıldı, dinlediniz, zaman da geçti. Yani ben de tam bu noktada ifade tasarımı kavramını zatenden öncesini yani'den sonrasına bağlarken işlevsel anlam yaratma yöntemi olarak tanımlıyorum. İşe yarar anlam yaratmak. Zaten hali hazırda o anda elimizde ne varsa o konunun özü. Sadece bu kadarı ve bununla yaratmayı istediğimiz etki yani yazılı, sözlü, sesli beden ifademizin ne işe yaramasını istediğimiz. İnsan ait olduğu kültür ve toplumsal değerleri kadar kendi geliştirdiği kişiliğiyle de belli kalıpları tercih eden ve tanıdığı bildiği kalıplarla daha rahat iletişim kurabilen bir varlık. Bildiğimiz dilde daha rahat konuşuyoruz. Yani bildiğimiz yollarda otomatik pilotta gitmeyi seviyoruz. Ben şu an ne düşüneceğimi kendi ağzımdan çıkanlarla birleştirmiyorum. Çünkü zaten ağzımdan çıkanları çoktan düşünmüş olmam gerekiyor ya da düşündüğümü ağzımdan çıkarken düzgün bir cümle haline getirmem gerekiyor. İfade tasarımı ne işe yarar diye sormak da bu tanıdık bildik yollardan hangisinde karşımıza çıkar, hangi yolla oraya gidilir gibi sormak gibi. Yeni bir şey öğrenmek yerine bildiklerimizden hangisine benziyor gibi sormak. İfade tasarımı benim neyime yarasın isterim diye sormak aslında çok daha karlı olabilir. Çünkü yeni bir bilgiyi öğrenirken bilginin potansiyel olarak ne işe yaradığını ve bizim bu potansiyelle neler yapabileceğimizi birleştirmeye çalışıyoruz. İfa, ifadenin içindeki ilk üç harf, ilk hece, ilk iki hece. İfa, hukuktaki karşılığıyla eylem. Pratikte de içinde olduğumuz hal demek. Eskiden IED'den halleri vardı öyle derdik. Artık bu hallerin daha açıklayıcı isimleri var. Şunu söylüyorum. Belirtme i hali. Buraya varacağım yönelme e hali. Oradayım de bulunma hali. Bundan yola çıkarak ayrılma den hali. Bunlar gibi ifade olan hallerimiz ifadenin özü. İnsanın bu halinin mimari planı, yol haritası, sistem raporu. Ne işe yarar? Bir gösterge ne işe yarar? Gösterge, yoldaki tabela gibi. O gösterge, işaret ne işe yaramasını isterseniz o işe yarar. Kaça kadar sayabilirsin gibi bir soru bu. Kaça kadar saymak gerekiyorsa o kadar sayabilirsiniz. Sayı saymayı biliyorsanız tabi ama önemli olan bu sayabilme becerisiyle ne yapmak istediğiniz değil mi zaten? Aritmetik, dört işlem yapmayı öğrendikten sonra öğretmene gidip şimdi ne hesaplayayım ben <laughs> diye sormakla aynı şey. Peki siz ne istersiniz? İfade tasarımı sizin ne işinize yarasın? Bu tonlamayla sorunca ifade tasarımı sizin ne işinize yarasın? Bir de bu anlamı var. İfade tasarımı sizin ne işinize yarasın? Ne kadar farklı değil mi? Kişisel olarak daha verimli ve işlevsel bir ifadeye mi sahip olmak istersiniz? Kurumsal olarak huzurlu, akıcı ve yine verimli bir iç iletişim mi tasarlamak istersiniz? Markanızın tanıtım pazarlama girişimlerinde sonuç odaklı, yani tanımını sizin yaptığınız başarılara mı imza atmak istersiniz? İfade tasarımı kurum, marka ve bireylerin öz değerlerini yeniden tanımladığı, kendini tanıma aşamasından itibaren sadece etkili iletişim isteklerini değil, tanıtım, pazarlama ve iç süreç yönetimlerindeki verimliliği de artıran, hem kolaylaştırıcı hem hızlandırıcı bir yöntem. Keyifli iş yapmanın yolu. Kendini bil. Olduğun halle, olmak istediğin halin yönüne göre bir strateji geliştir ve kendini aş. Sadece bu kadar kolay.